Yazısının hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu vardı. CHP Genel Başkanı'nın Atatürk'e sahip çıkamadığını söyledi. Halkçı, devrimci hareket dediği Türkiye Gençlik Birliği için övgü dolu sözler sarf etti. Sözcü yazarı Soner Yalçın, farklı bir cumhuriyet yazısı kaleme alacağım sözleriyle başlayan yazısında konuyu Kılıçdaroğlu'na bağladı. Türkiye'de yükselen Atatürk rüzgarından bahsetti Yalçın. Önce çok satan Atatürk konulu kitaplara değindi, ardından Türkiye Gençlik Birliği'nden bahsetti. Atatürk'e saldırıların yoğunlaştığı günlerde yeni bir halkçı devrimci gençlik hareketi doğdu. Türkiye Gençlik Birliği. 12 Eylül askeri darbesinden sonra en büyük gençlik eylemi 12 Mart 2011 tarihinde gerçekleşti. Taksim İstiklal Caddesi'nde 20 bin genç, tam bağımsız Türkiye sloganıyla yürüyerek Atatürk'ü halkla buluşturdu. TGB'nin Atatürk'ü devlet katından çıkardığını ve özgürleştirdiğini ifade eden Yalçın, halkın bilincinde, yüreğinde ikinci kez büyük önderin doğduğunu söyledi. Öncünün de Türkiye Gençlik Birliği olduğunu belirtti. Atatürk saldırısının yoğunlaştırıldığı dönemde Kılıçdaroğlu kurucusundan utandı. Öyle ki altı okla Atatürk posterlerinin miting alanlarına sokulmasından bile rahatsızlık duydu. Kemal Kılıçdaroğlu'na bu sözlerle tepki gösteren Soner Yalçın, genel merkez Atatürk'ü taşlaştıran kervana katıldı dedi. CHP gençlik kolları niye bir TGB olamadı sanıyorsunuz ifadelerini kullandı. Sözcü yazarı Kılıçdaroğlu'nun andımızla ilgili konuşmadığını da vurguladı. Soner Yalçın yazısını kitap satışları ve TGB eylemleri gösteriyor ki bu gidişle Atatürk Kılıçdaroğlu'nu yerinden edecek sözleriyle bitirdi. Maalesef Kılıçdaroğlu Atatürk'ü sadece devlet katındaki yönüyle biliyor. Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından anlaşılıyor ki Atatürk'ü tanımıyor.